Onun için bu noktayı, bu konuyu burada noktalıyorum Seyyid Elderem. Namaz. Çünkü bugüne kadar en büyük problemlerden bir tanesi. Alevi toplumunun da bize en çok sorduğu soru. Biz niye namaz kılmıyoruz? Beş vakit namaz var mı? Namazın şekli böyle midir? Gerçekten burası çok önemli Seyyid Ali dedem. Şunu ben ifade etmek istiyorum ki öncelikle beş vakit namaz yani hamse salat veya da beş vakit namazı biz size farz kıldık bunu yerine getireceksiniz diye bir ayet var mı? Veya da parça parça her ayetten toplayarak mı beş vakiti gündeme getirdiler? Hazreti Peygamber Miraç'a giderken gerçekten beş vakit namazı getirdi mi? Bugün Sünni kardeşlerimizin kılmış olduğu namaz ve namazın rekatları Hazreti Peygamber kılmış mıdır? Biz bu sorulara ne yapacağız? Biz bunlara cevap vereceğiz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de güzel canlar namaz diye bir kelime yok. Namaz farça bir kelime olup Allah'a yalvarmak, yakarmak ve dua etmek. Salat, salat aynı anlamda. İşten Rabb'ı anarak ona yalvarmak, tövbe etmek, istemlerini ondan dilemek. Dua, Türkçe aynı şey. Salatın karşılığı dua etmek, zikretmek, ibadet etmek, Allah'a yalvarmak, ona niyaz etmek, içten gelen bir sevgiyle ona yönelmek. Şimdi Sünni kardeşlerimiz bizi asırlardır beş vakit namaz kılmadığımız için bizi Müslüman olmamakla, bizi İslam'ın gereklerini yerine getirmemekle. Bakın açık söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı beştir diye bir ayet yok. İslam'ın şartı kelime-i şehadettir, namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır diye bir ayet yok. Bunlar Kur'an'ın içerisinde Allah tarafından zikredilmiş ama şekil bakımından, yorum bakımından farklı olan şeylerdir. İşte bugünkü programımızda namaz konusunu çok detaylı bir şekilde ele alacağız. Bir, biz Aleviler niyaz ederiz. Biz evet. Alevi toplumu niyaz ederiz. Baş eğip Rabbimize teslim oluruz. Bu noktada hemen önce şunu belirtelim. Hazreti Peygamber'e beş vakit namaz Miraç'ta geldi diyenler, çünkü Hazreti Peygamber 621 tarihinde Miraç'a gitti, doğru mu? Evet. 619 diyenler var, 20 diyenler var. Biz 21 tarih olarak söylüyoruz. Peki Hazreti Peygamber 11 yıl boyunca 5 vakit namaz kılmadı. Oysa Yüce Yaradan emrettiği bir şey unutmaz. Unutkanlık var mıdır? Maalesef. Haşa ki. Her türlü noksandan münezzehtir. Beridir. Şirk koşmaktır ona karşı çıkmak. Peki Sünni kardeşlerimizin alimleri diyor ki efendim 11 yıl sonra Miraç da gelmişti. Nasıl? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan Sidretül Müntena'ya ayetlerle sabit. Bugün Miraç'ı çok konuşmayacağız. Çünkü Miraç'ı çok detaylı anlatacağız Seyyid Ali dedi. Evet. Çok, çok önemli bir konu. Bizim için de çok önemli. Bedenen mi, ruhla mı? Sidretül Müntena, Kabe Kavseyn, Ev Edna makamları nelerdir? Bunları çok detaylı bir şekilde biz toplumumuza anlatacağız. Bugün konumuz beş vakit namaz. Var mı gerçekten? Alevi toplumu niye beş vakit namaz namazı kılmıyor? Hazreti Peygamber Miraç'ta Yüce Yaradan'la kelam söyleştikten sonra bir Bakara suresinin 285-286 Hamen-i Resulü dedikleri ayetler gelmiştir. İkinci Sünni kardeşlerimiz diyorlar ki beş vakit namaz efendim Miraç'la gelmiştir. Peki Miraç da gelmişse İsra suresinin hangi ayetinde? Eğer ki İsra suresiyle Hazreti Peygamber Miraç'a çıkmışsa bunu da beyan etmesi gerekiyor. Doğru mu? Evet. Veya da Miraç da gelen hangi ayet? Taha suresi mi? Nur suresi mi? Salatın olduğu ayetler içerisinde. Hud suresi mi? Bunlar önce bize bir dile getirsinler. Güzel canlar, Kur'an-ı Kerim'de Sünni kardeşlerimizin söylemiş olduğu gibi bir beş vakit namaz olgusu yok. Salat var mı? Var. Sabah salatı var mı? Var. Var. Öğle var mı? Var. Akşam salatı var mı? Var. Yatsı salatı var mı? Var. Ama bugün Sünni kardeşlerimizin söylediği gibi değil. İşte biz bunu delillerimizle ve açıklamalarımızla Kur'an ayetleriyle ifade edeceğiz. Bir,
Yüce Aradan önce Hazreti Peygamber'e 50 rekatlık namaz veriyor. Fakat semada bulunan Hazreti Musa Hazreti Peygamber'e söylüyor. Yüce Aradan sana ne buyurdu? İşte 50 rekatlık namaz diyor ki senin ümmetin kaldırmaz diyor. Sen git Yüce Aradan'a söyle biraz daha düşürsün. Bakın gidiyor. Geliyor. Gidip geliyor. Geliyor. Evet. Gidip geliyor. Ve namazı 5 vakite indiriyor. 1. Yüce Aradan kulunun yaptığı ibadeti kaldıracağı ibadeti bilmez mi? Bilir. Peki haşa Allah'la pazarlık olur mu? Olmaz. Peki Musa peygamber Allah'ın vasıflarını bilmiyor mu da Hazreti Peygamber'e gidip Allah'la pazarlık edip namazı 5 vakite indirmesini söylüyor? Haşa ki bu Allah'ı küçümsemek değil midir? Peygamberi küçümsemek değil midir? İşte bu Emevi uydurmasıdır. İşte bu Emevi aldatmacasıdır. İslam alemini yalanlarla, hurafe ve bid'atlarla yanlış yola sevk etmektir. Bakın bu konuda önümüzde ayetler var. Allah hiçbir benliğe gücünün yeteceğinden daha azını yüklemenin dışında bir teklifte bulunmaz. Yalan çıktı mı ortaya? Evet. Demek Allah kulunun ne yaptığını bilir. Peygamberiyle pazarlık yapmaz. İbadeti de pazarlık aracı yapmaz. Soruyoruz. Bu hikayelerle artık İslam alemini daha ne kadar kandıracaksınız? İnsanları ne kadar aldatacaksınız? Bu kadar insanları bu yalanlarla asırlarca mezheplere bölüp birbirine vurdurdunuz. Bu palavra ve yalanlarınızla İslamiyet'e ikilik soktunuz. Yüce Aradan'ın Kur'an'daki ayetleri sabit. Hiçbir benliğe yüklenemeyeceği bir gücü zaten Yüce Aradan arz etmez, söylemez, emretmez. Onun için önce bu yalanın çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekiyor Seyyid Ali Dede. Gelelim bugünkü Sünni kardeşlerimizin kılmış olduğu namaz Hazreti Peygamber sürecinde mi vardı? Yoksa Hazreti Peygamber'den sonra fıkhi mezheplerle mi şekillendi? İcmai ümmet kararlarıyla mı bu hale geldi? Güzel canlar, Hazreti Peygamber döneminde asla Hazreti Peygamber 5 vakit namaz kılmamıştır ve böyle bir namaz da kılmamıştır. Şekil olarak da böyle yapmamıştır. Bu tamamen Sünni mezhep başlarının ve Sünni ulemanın bugüne kadar tamam mı yorumladığı ve şekillendirip ve bugüne kadar getirdiği şeyler. Bakın bunlardan bir tanesini yapmadığınız zaman bahi oluyorsunuz. Dinden çıkmış oluyorsunuz. Örneğin diyor ki sabah namazı 4 rekattır. 2 rekat sünnet ve sonra 2 rekat farz. Peki önce Allah'ın farzı mı? Yoksa sünneti mi? Farz tabii ki dede. Farzı. Hazreti Peygamber sünnet dediği yani kendi rızasıyla yapmış olduğu ibadettir. Ama Allah hangi ayette sabah namazını sünnet olarak farz olacaksınız kılacak diye bize ayet göstersinler. Böyle bir ayet yok sevgili. Bu Hazreti Peygamber döneminde de sabah namazı öğle akşam bu rekatlarla kılınıyor. Hazreti Peygamber iki secdelik ibadetten başka ibadet yapmamıştır. Diğer peygamberler de aynı şekilde. Kendi gönlünden ibadet etmiştir. Salatını yerine getirmiştir. Seyyid Ali dedem, bizim eskilerimiz önceleri sabah güneş doğmadan kapı pencere açılırdı, süpürülürdü. Sonra diz üzerine gelirler. İki secde dualarla ibadet yaparlardı. Akşam güneş battıktan sonra yine yaparlardı. Öğleleri çalıştıkları zaman işlerinden dinlenme aralarında salatlarını yaparlardı. Fakat baskılar ve zorluklar karşısında Alevi toplumunda bu bugüne kadar aksadı geldi ve bilakis 1968'den o siyasi ideolojik kuşaktan sonra dedeleri köylere bırakmadılar. Dedelerin sakallarını çektiler. Dedelere hakaret ettiler. Bu toplumun bu kadar bilgisiz kalmasının kalmasının nedeni ideolojik gruplarının dedeler üzerine kurmuş olduğu baskı. Alevilik için cemevleri kurulduğu zaman buralar gerici yuvalar. Bakın karşı taraf içimizdeki yol Yezidleri bunları yapıyorlardı. İçimizdeki yol Yezidleri bunları yapıyorlardı. Onun için güzel canlar şunu ifade edeyim. Bugün sabah, öğle, ikindi, akşamı ve yatsı namazı olarak söylenen ve kılınan rekatların hiçbiri
Hazreti Peygamber döneminde yoktu. Kur'an'da da hiçbir ayetle de sabit değildir. Peki ne deniyor? Hemen cevap hazır. Efendim Hazreti Peygamber'in yaptıkları sünnet. Doğru mu? Doğru. Biz sünneti amen. Kabul ediyoruz. Ama Hazreti Peygamber'in böyle bir sünnet yaptığını biz bilmiyoruz. Neden Yüce Aradan Maide suresi 6. ayetle abdestin şeklini belirlerken neden namazın şeklini belirtmiyor? Bakın kıyamı kabul ediyor muyuz? Evet. Rüküyü? Evet. Secdeyi? Evet. Kabul ediyoruz. Biz cemlerimizde dara durduğumuz zaman kıyam değil mi? Dar duası aldığımız zaman. Tecella ve temenne duası okuduğumuz zaman rükü değil mi? Evet. Ve secde etmiyor muyuz? Evet. Bakın kıyam, rükü ve secdeyi yerine getiriyoruz. Niye sünni kardeşlerimizinki sünnet oluyor da biz cemlerimizdeki ibadetleri yaptığımız zaman hem Kur'an ayetleriyle sabit hem de Hazreti Peygamber'den kaldığını söylediğimiz zaman bizimki niye sünnet olmuyor Seydel Dede? Neden biliyor musunuz? Bizim onların gibi tarihçileri çünkü yazılı kaynaklarımızın hepsini yok ettiler. Hiçbir yazılı kaynaklarımızı bırakmadılar. Alevi köylerinde Kur'an okunmaması için yapılan gayretleri tarihteki sayfalara bakmak lazım. Onun için Seydel Dede'm burası çok önemli. Bir, Alevi toplumu Kur'an'da böyle bir şekil olmadığı için namaz kılmıyor. Varsa bize Kur'an'daki ayetlerle desinler ki birinci rekat böyle, ikinci rekat böyle, birinci sünnet böyle, ikinci sünnet diye ayet göstersinler. Salatı kabul ediyoruz. Duayı kabul ediyoruz. Zikri, tesbihi, teşbihi kabul ediyoruz. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Neden? Kur'an'da var olan bir şeyi bizim inkar etmemizin mümkünatı yok. Onun için sünni kardeşlerimizin alimleri veya da sünni kardeşlerimiz onlar gibi namaz kılmamızı bizden istemesinler. Çünkü biz Kur'an'da olmayan bir şey yapmayız. Biz Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir şeyi de yapmayız. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu salatı, Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu secdeyi başımızın üzerine. Kur'an emri başımızın üzerine.